Evet arkadaşlar, Python programlama 5. dersine hoş geldiniz. Bölüm 5. Bugünkü konumuz Boolean karşılaştırma operatörleri, if ve else bakacağız. Şöyle Boolean true ve false'dan oluşuyor biliyorsunuz, 0 ve 1. Hemen onu bir true, hemen bunu tanımladım. Baş harfi büyük olacak. True diyelim. Evet. False. Yukarıdaki true, aşağıdaki false olacak. Evet. True ve false. Doğru ve yanlış. Bunu hatırlıyorsunuz. Çok da üstüne durmaya gerek yok. Sadece göstermek istedim. Print'le her zamanki gibi çıktısını alalım. True ve false alalım. Evet. Bunu çalıştıralım. True ve false verdi bize. Bu kadar. Diğer sonraki egzersizlerde buna devam ederiz. Çok da şey yok. Zaten bir farkı da yok. Hemen karşılaştırma operatörlerine bakalım. Başlığı attık ve karşılaştırma operatörlerini şöyle başlayalım yazmaya. Öncelikle 2 eşit demek büyük, bu şekilde büyük veya eşit küçük, küçük veya eşit. Son olarak eşit değil bir görelim. O da bu şekilde gösteriliyor. Eşit değil. Bunlar karşılaştırma operatörlerimiz. Bunlar bunu yani if else kullanılıyor. Hemen if else konusuna girelim. Oradan bir gösterelim. If else ve else if. Buna şöyle yazmadan önce, bir örnek falan vermeden önce bir kısaca böyle bir gösterelim. Burada if bir koşulu sağlıyor mu diye kontrol ederiz. Else koşulu sağlamadığı durum. Öbür hiçbir durum bizi ilgilendirmez. Ama if ve elif'te if'te bir koşulu sağlıyor mu bakarız. Sağlamıyorsa elif'e geliriz. Orada koşulu sağlıyor mu diye kontrol ederiz. Şöyle kısa bir örnek verelim. Şurada people diyelim. 30 diyelim. If people büyükse 20'den 2 nokta üst üste if'te kullanılıyor. If'te parantez yok. Hemen aşağı, hemen altına enter'ladığımızda buraya if'in içini yazıyoruz. Print 20'den büyük yazalım. İkinci duruma bakalım. Hemen buraya İkinci duruma bakalım. Eğer küçükse 20'den büyükse, 20'den küçükse 20'den küçükse ki duruma hemen ona da bir print verelim. 20'den küçük. Diğer kalan hiçbir durum
beni ilgilendirmiyor. Sadece else kullanınca. Yani orada hiçbir kontrol yapmıyorum. Else iki nokta üst üste. İçine koşul yazmıyorum. Print. Diğer durum. Evet. Burada if ve else'i bir daha tekrar edelim. People 30 dedik. Eğer people 20'den büyükse if bu şekilde gösteriliyor. İki nokta üst üste ile. If'i kapatıp içine şunu yazarız. 20'den büyük değilse. Hemen buraya geliyorum. Bu koşulu yazıyorum. Bu koşulları artırabilirsiniz. İstediğiniz kadar artırabilirsiniz. Hepsinde kontrol var. Ama else'de kontrol yoktur. Bu koşulları sağlamıyorsa şu sonucu verecektir bize. Hemen çalıştıralım. Ders 5. 20'den büyük. 20'den büyükmüş. Yani 10 diyelim. Çalıştıralım. 20'den küçük. Girdiğimiz rakam 20'den küçük. 20 diyelim. 20 dediğimizde bakın 20'yi kontrol edecek hiçbir şey yok burada. O zaman else olacak. Diğer durum yazacak. Çalıştıralım. Diğer durum. Yani şu koşulu sağlamıyor. Bu koşulu da sağlamıyor. Bu iki koşulu sağlamayan burada fonksiyon else'in içine aksiyonu yazıyoruz. Aksiyonumuz budur. Hemen pekiştirmek için küçük bir örnek çözelim. Bir şekilde yani örnek çöze çöze proje geliştire geliştire öğreneceğiz. Başka çaresi yok. Dilin if nedir? Integer nedir? String nedir? Bunlar çok işimize yaramayacaktır. Bunları sintaksları hemen hemen herkes biliyor. Önemli olan sorudaki çözüm kabiliyetimiz. Yani bir soru yazalım. Bir uçak diyelim. Uçağın anlık hızını kullanıcıdan al. Girilen rakam, girilen hız 200'den küçükse bu uçak pistte. 200'den büyükse bu uçak 200'den küçük 200'den küçük veya eşit ise bu uçak piste diyelim. 200'den büyükse bu uçak havada. Son olarak bir koşul da yazalım. 3'ten küçükse hızı bu uçak hangarda diyelim. Kullanıcıdan uçağın hızını alacağız. Anlık aldığımız hızı o uçağın o anki durumunu göstereceğiz. Output'unu alacağız. Hemen kullanıcıdan hız alıyorum. Hız. Kullanıcıdan aldığımız hız string'tir. Kullanıcıdan aldığım her şey string'tir. Bunu integer'a çeviriyorum. Şöyle lütfen hızı biriniz diyelim. Evet. String değerinden aldım. Bunu integer'a çevirmem gerekiyor. Çünkü karşılaştırma yapacağım. Matematiksel karşılaştırma. Hızı int diyelim. Eşittir. Bunu nasıl çeviriyorduk? Integer'a. Int hızı string. Evet. Kullanıcıdan aldığımız değeri integer'a çevirdik burada. Çevirdiğimiz integer'a çevirdikten sonra şu anda karşılaştırmaya hazır. Soruda ne diyor? Hız 200'den küçük veya eşitse. Uçak pistte. If diyorum. 200'den büyükse uçak havada. 200'den büyüğü önce yazalım. If hızı integer değerindeki hızı büyükse
200'den buraya aksiyon yazalım. Print uçak havada. Hemen diğer durumu yazalım. Elif. Evet. Elif'i yazalım. Hızı integer değerinden ne demiştik? 200'den küçük veya eşitse. Küçükse ve eşit veya eşitse 200'den hemen aksiyonu yazalım. Bu uçak pistte. Evet. Son durum neydi? Son durumumuz ise 3'ten küçükse. Hemen diğer şeyi karşılaştıralım. Küçükse 3'ten kapattık. Şimdi aksiyonu yazıyorum. Burada uçak hangarda. Hız 200'den büyükse uçak havada. Küçük eşitse 200'e bu uçak pistte. 3'ten küçükse bu uçak hangarda. Hemen çalıştırıyoruz. 210 diyelim. Bu uçak havada. Şöyle bir daha çalıştıralım. 200'den küçük bir rakam verelim. Bu uçak pistte. Gördüğünüz gibi şöyle bir soruda mantık hatası elbet olabilir. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Teşekkürler.